Efendim, Noldoyz TV kanalına yeniden hoş geldiniz. Steam'e çıkışını yapan Sea of Thieves'i sizlere tanıtmak, sunmak, hakkında biraz konuşmak istiyorum. Sea of Thieves'i arkadaş grubumla Twitch üzerinden oynayıp yayınını yapmayı planlıyorum, ancak yayına başlamadan önce Steam'e yeni eklenmiş Sea of Thieves'in artık Xbox oyuncuları ve bu Microsoft Game Pass, Windows Game Pass oyuncularıyla beraber oynayabilmesi durumunu ve oyun artık ne noktaya gelmiş, nasıl bir deneyim sunuyor, onu size biraz böyle tanıtıp göstermek istedim. Ben Sea of Thieves'i çok çok az oynamıştım bu ilk çıkacağı zamanlarda. Game Pass'le mi böyle çok az bakmıştım. 1 saat 2 saat falan belki ve tek başım olduğum için öyle çok da kapılmadan baktım. Birazcık daha bu oyunun oluru var deyip bırakmıştım açıkçası. Dürüst oluyorum burada. Tabii o süreden bu süreye kadar ne geçti? Birincisi, oyunun Steam fiyatı bence oldukça uygun ve şu anda baktığım kadarıyla crossplay dışında Steam'de şu an çıkmasıyla beraber 9000 kişi bu oyunu oynamış, oynuyor bulunuyor daha doğrusu, oynamış değil. Ve hem Game Pass hem Steam kullanıcılarının beraber oynamasıyla beraber aslında oyuncu kitlesinin de geliştiğini, büyüdüğünü tahmin ediyorum. Ve aynı zamanda oyunun da gelişip daha fazla içerik sunduğunu da oyunun çıkışından bugüne kadarki işte haberlerle, videolarla ufak ufak takip ediyordum. Tabii dediğim gibi açıklamaya bıraktığım, videonun açıklamasına bıraktığım Discord veya Twitch linkinden yayınlarıma, içeriklerime katılabilir ve arkadaş grubumla Sea of Thieves videolarımı, maceralarımı izleyip tanık olabilirsiniz. Hatta eğer takipçilerim arasında çok fazla Sea of Thieves oynayan insan da varsa beraber böyle oynamalı, bir şeyler yapmalı yayınlar da olabilir diye düşünüyorum. Şimdi mesela ilk girer girmez dikkatimi çeken şey, bir arena gelmiş oyuna. Pirate Emporium büyük ihtimalle içerik vesairedir de ben direkt tabii ki maceraya başlayacağım. Ya da çok büyük bir gemide başlarsam da Galeon'da sıkıntı... Evet abi, Galeon'u tek başıma yönetemem. Galeon'da birilerinin hamağı çekmesi gerekiyor falan böyle. Tamam, şimdi ortaya çıktı karakter yaratma şeyi. Benim ta eski ilk oynarkenki karakterim duruyormuş çünkü. Nasıl bir karakter açsam? Yeni tipler falan da gelmiş aslında. Aralarındaki tek Asyalı karakter şey mi olsam? Bir değiştirelim bakalım. Bazı karakterler çok çirkin ya. Bu ne? Her şey mi? Her Ben Hur falan böyle. Cüneyt Arkın. Artık şansa ne çıkarsa, ne güzel çıkarsa artık. Fena değil gibi aslında böyle. Güzel. Abi babaanne korsanlar çok iyi. Bu bayağı Türk. Bunlar fena değil gibi şimdilik. Bunlar dursun. Sen abi bu bayağı metrobüste görülen dede ya. Bu da fena değil gibi. Bakalım geri kim kalacak? Moana bu. Yok. En azından siz de böyle karakter tiplerini görmüş oluyorsunuz. Sanıyorsam oyun içerisi alınan bir iksir, bir yani ya oyun içerisi aldığınız, bulduğunuz puanlarla veya gerçek parayla galiba karakterlerin tipi değişebiliyor. Bir şey olması lazım. Ama zannediyorsam bu gerçek parayla alınan currency, Steam üzerinden de satılan bu currency galiba oyunda da alınabiliyor. Güzelmiş yalnız bu karakter. Bir slot daha kapıldı. Bu çok Rus ya. Gerçekten o baştaki Asyalı kadını mı seçseydik, bu Asyalı görünen, Japonumsu görünen? Yine denizde bile weeb olacağız ha yani. İlla Monkey D. Luffy'liği, yok weebliği, One Piece'çiliği konuşturacağız.
Şu an en legit karakter bu yalnız. En böyle güzel görünen, elle tutulur görünen. Seni kaldıracağım. Seni de kaldıracağım. Keşke random olmasa da kendi karakterimi yapma imkanını verseydi oyun bana. Oha, bu da güzelmiş. Bu da çok uzun boylu Asyalı denizci mi? Bazı karakterler güzel, böyle ilginç. Mesela bu da güzel. Bayağı Jinbe abi bu. Bayağı Jinbe. Ve nihayet karakter yatıp karakter seçip tutorial'ı birlikte oyunu tanıtmaya da başlayacağım. Böyle bir tutorial sekansı var mıydı oyunun ilk halinde, hiç hatırlamıyorum. You look a little worse for wear, my friend. You must be on quite the journey. I should eat something if I were you. A full belly can do wonders for your spirits. Once you're in good health, we'll speak properly. Olur mu? There, you look better already. Maybe even strong enough to reach the Sea of Thieves. Tamam. Muzu yedim, oyun bıraktı beni. Yine de oyunun böyle cartoonish tarzı hoş görünüyor ya. Tabii Steam'de baktığım gruplar, discussionlar, incelemelere göre şimdi oyuncuların geneli, çoğu diyor ki Sea of Thieves ne kadar düzelmiş bir oyun olsa da kesinlikle solo bir oyun değil. Abi buradaymış işte. Git lan buradan. Korsan lordu. Lordum. There's far more to being a pirate than a blade in your hand and a love of other people's money. It's about finding your way through ancient caverns by lamplight, digging up long-lost treasures, and raising a frothing great tankard of grog when you live to tell the tale. Doğrudur. For all that, you'll need the right equipment. You can start by taking this old shovel. I stowed a few belongings around here back in the day. The map will show you the way. Şimdi ben buradaysam şuranın ucunda o zaman. Evet, ne diyordum? Yani Steam'de biraz baktım oyunun yorumlarına, insanlar ne düşünüyor? Nasıl beklentilere girmişler ve ne bulmuşlar diye. Şimdi oyuncuların bir kısmı diyor ki en ufak gemi çok hızlı olduğu için ve tek kişilik olarak tek kişinin yönetebileceği bir gemi olduğu için aslında oldukça etkili bir oynanış tarzı. O yüzden tek kişi oynamak bile aslında oldukça zor bir şey değil. Gayet yapılabilecek bir şey. Ama yani büyük bir gemiye karşı, birçok oyuncunun bulunduğu bir gemiye karşı tek başına mücadele etmek oldukça zor ve oyuncu bir yerden sonra oyundan soğutabilir demişler. O yüzden yine de Sea of Thieves'in bir, zaten oyun multiplayer olduğunu hissettiriyor ama yani solo değil de kesinlikle arkadaşlarla multiplayer bir şekilde oynanmanın gerektiğini de belirtiyor yine insanlar. My old chest. Let's see if she still hides her secrets.
Oh, tabancam da var. A fine weapon. She'll serve you well out there. Bir sürü ekipman gelmiş. Ben müzik yapmak istiyorum. Ne? Dürbün. There. Now you look like a true pirate. Teşekkür ederim. There's plenty more to see, so why not stretch your legs and explore? Aa! I'll be here when you're ready to leave. E bu ne işime yarıyor? Banjo. Aynen, ben bütün gün elimde banjo ile müzik çalacağım. Tamam, gidelim korsan lordu. Well now. Ama bu gemi paramparça. I say you're as ready as you'll ever be for what's ahead. Allow me to show you the path. The shroud is beginning to part, but you have one more task before your journey continues. You may be ready to sail, but your ship still needs repairs. Go and tend to her wounds. Bu gemiyi biraz zor tamir ederiz bence ama. Yani öyle görünüyor. Gemi böyle tamir mi oldu şimdi? İyiymiş. Zaten bahsettiğim gibi kendi arkadaş ekibimle oyunun multiplayer olarak oynayıp yayınlarda da Twitch yayınlarında da oyunu tanıtmayı hedefliyorum. O yüzden size daha çok bu yayınlarda oyunun en azından tutorial kısmını göstermeyi hedefliyorum. En azından ben de öğrenene kadar. Tamir edeceğim. Güzel tamir. Abi selotape'le falan bantlasaydık. Bu kadar uğraşmak yerine. Madem bir tahta koyup çivi çakıyoruz.
Tabii tek oynadığım için her şeyi kendim yapıyorum. Gidiyoruz mu? Oh. Gidiyor vallahi, gemi gidiyor. Deniz açıldı kaptan. Kaptan görüşürüz. Vallahi gidiyorum. Ben nereye gideceğim? Evet. Yapabileceğim şeyler. Buraları böyle keşfe de çıkmak istiyorum ama kaptan Allah'a emanet. Tabi buralarda keşiften daha çok evet, ama ya görsel açıdan yine oyun böyle cartoonish bir tarzı olsa da gayet hoş gözüküyor. Nereye gitsek ki? Değişinin kötü kısmı şu. Ben burada denize atlasam gemi öyle gidecek. Çalayım. Olmuyor mu? O iyi haber değil. Abi gemiyi daha yeni tamir ettim. Bana bulaşma bence ha. Eyvallah. Ya sağ ol. Güzel şov yaptın. Ya daha oyunun en başına en azından Atlas'tan çok daha temiz bir deneyim sunduğu açık ya. Atlas'ı ilk oynadığımda koca bir bug festi. Ben tek başıma... Nasıl savaşacağım? Sizle ben savaşamam. Dur gemi... Gemi sağ mı çekiyor komutan Logan? İskelet gemiyle savaşacağım. Hayırlısı yani. Umarım öyle bir şey halledebilirim. Ateş! Çok uzak ama. Fazla uzak. Hit be!
Goldie Roger halt etmiş yanımda. Ya böyle böyle salça olursan, yani benim mermimin içinde vardı o. Bak yani. Tabii canım. O zaman sana yok olan tamam be, iskelet gemisini müzikle çaldırmıyorsunuz. Müzisyenlik mi yapayım? Kaptanlık mı yapayım? Tamam. Şimdi burada bir yerde ilk adanın aslında böyle bir hub olması lazım. Evet ya, yani oyunun tutorial kısmını anca aşabildim. Nihayet oyunun tutorial kısmına çıkıp ana hub'ına geldim. Yeni bir yüz. I'm not surprised you don't remember it. The pirate lord told me to expect you. Korsan lordu bizden bahsetmiş. Eyvallah, sağ olsun, eksik olmasın. But there are ways to see to that. Several trading companies have a presence across the Sea of Thieves. Here on this outpost you can meet with the Gold Hoarders, the Merchant Alliance and the Order of Souls. Don't be fooled. These aren't the stuffy bureaucrats you're used to from the wider world. They'll readily pay pirates who are willing to take. Niye bu kadar karanlık? Make yourself known and they'll offer you voyages to prove yourself. Think of them as an initiation or a way to make coin if you prefer. You'll find your ship waiting outside, as well as food and supplies, if you know where to look. When you're ready for a greater challenge, come back and speak with me again. Ben bunları alıyorum ama lütfen bana kızmayın. Merhaba. Dük, sen ne satıyorsun? Black Market. Bunlara yok, böyle güzel şeyleri alamıyoruz. Kalsın şimdi. So, what would you like to try? Should be getting a new delivery later. Nerede benim bardağım? Oh, yarasın. So, what would you like to try?
later for the tasting session. Aa, sarhoş oldum. Ben de diyorum, beni kim itiyor? Ah, we meet again. Ne var lan burnumda? I think we're done. Of, ooo, çok pis çarptı. Abi, çok pis çarptı. Sakeme. Ne koydunuz lan sakeme? Ben şu an hiçbir tuşa basmıyorum. Allah. Dur bir suya gireyim, açılırım. Hava da kararmış. Dur bir suya gireyim, açılırım. Karakter suda hapşırıyor. Şey, hıçkırıyor, hapşırıyor diyorum. Tamam, açıldık şimdi. Oh! Bak, biliyorum ben işim. Bak, açıldı karakter. Bu adada mı abi olay? Hayır, değil. Değil işte, dur. Bu olaya nasıl gideceğiz? Abi, bir dakika dur. Panik yok. Bulacağız. Aa, şipin de map'i var. Vay anasını. Bak, haritada... Şurası abi. Bak, haritada bak... dışarı baktığın zaman dünyaya... Parlayan bir şey var. Hı. Aslında. Oraya gidip... orayı savage'leyebiliriz. Orada bir tane kaptan... Ya kuru kafalı bir şey ya, iskelet kaptan ölmüş. Aha. Gidip kafasını alabiliyoruz mesela. Salvage'leyebiliyoruz. Yapabiliriz onu istiyorsan. Gidelim. Tamam abi, sen sür. Ama dikkat et mesela, birileri saldırabiliyor bize. Şey, NPC'ler veya oyuncular. Tamam, sikeriz. Abi ben bulamıyorum bu ada. Nerede amına kodumun adası ya? Ne bu abi? Anlamıyorum ben bu şekli. Ben bakayım, dur. Kaptan bakarsa anlar, çekil oradan. Aa bak, bekle bak, dur. Aa bak. Artık bak göster. Çok iyiymiş lan. Abi karnım aç, ağır girdi. Aa! Şarkı söyle köpek. Birazcık daha sağa git. Ha, şurada ışık yanıyor. Şey, ileride gördüm. Ha, orası sağda. Abi. Abi bir iki tane köle almamız lazım ya, böyle olmaz. Atakan ve Doğukan. Alper! Karagör'ün dizilini boşa çalma. Aa, bayrak koyayım lan. Abi normal bayrak koy ya. Jolly Roger bayrağı koy. Jolly Roger İsmet, kim? Yaklaştık mı? Önümde direkt var, hiçbir şey göremiyorum ya. Sağ abi, sağ. Ha, tamam, gördüm şimdi. Yelken ve direkten dolayı bir şey göremiyor. Dur, geldik neredeyse. Ben bekle, çapayı indireyim. Çapayı. Bana dur diyor, sanki freni var ya. Çapa! Oğlum, çapayı atmadan önce yelkenleri çeksene. Tamam dur, ben alıp geliyorum. Ben geliyorum item'ı kaptan. Abi çapayı atıp... Abi benim karakter şey takıldı ya, karakter. Niye? Ha, tamam. Oo kardeşim, şey buldum. Zümrüt buldum suyun altında. Zümrüt'ü satacak mıyız acaba? Abi ekrana bakmakta çok zorlanıyorum ya. Niye? Gemi çok sallanıyor. Kaptan bak, taş buldum. Abi köpek balığı var, dikkat et. Arkanda köpek balığı var. Nerede lan, görmüyorum. Şurada, tam arkanda. Isırmaz o, ısırmaz. Çök, bak aşağıya bak şurada. Nerede lan? Ana! Abi Jinbe işte bu. Ekibe katılacak. Jinbe! Bir dakika, ben bu taşı ne yapacağım şimdi? Abi mi? Volkan patlamış arkamızda. Nasıl bir ya? Pastiktir! Harbiden! Oha! Abi dümdüz yardır. Hiç kırma, dümdüz yardır. Hatta biraz sağ kırabilirsin. Önümde adalar var oğlum, sen kafayı mı yedin? Abi kaptan olmayı sen istedin.
Güzel sür, sen güzel. Sen de düzgün rota çizsin. Güzel sür. Bence Rust kötü bir oyun. Rust'ı sevmem, Rust'ı sevmem. 90 bin kişi oynasa da. Ben Rust'ı sevmem. Bu yan tarafta kuru kafa bulutu parlıyor. O hayır mı? Abi o bir event veya PV content galiba. Veya bir tane kuru kafa kaptan var orada. Galiba. Aha. Anladım. Kaizoku! İsmet, bir sürü burada kutu var. Dursak mı ya? Alacaksın mı? Dur lan dur. Bunlar ne? At. Şeyi at. İsmet, neredesin? Sagashimono Sagashini yuku no sa. Bu ne? Oha, mavi taş buldum lan bu sefer. One piece. Ertuğ, ben bunları alamıyorum ama. Ben taş... İsmet, arkadan One Piece'in müziğini açsana. Mesela ben bakmıştım. Mesela Trademan... Ya 3 tane faction var oyunda, tamam mı? Bir tanesi sırf ödül bulmaca, bir tanesi trade yapma, bir tanesi de... Oo, İsmet. Bir tanesi kuru kafalara salça olma görevi. İşte mesela kuru kafa görevleri şey diyor abi. Ya git bu adaya, işte kaptan kalça kemiğini öldür diyor mesela, tamam mı? İskelet. Öldürüyorsun, bounty işte. Anladım. Gel düello yapacağız, gel. Dön arkanı. Neredesin ha? Döndüm. Bak döndün, 10 adım atacağız. Tamam. Adını sayamıyoruz ki, 10'a kadar say bari. Tamam. 1 2 3 4 Abi hiç mi Boxman izlemedin? İzledim de. Ciddi yok. Abi gemi hala dönüyor. Abi nasıl çapa attıysak artık. Nasıl bir iğme aldıysa. Nasıl bir momentum var gerçekten, bakar mısın? Abi o zaman bir tane daha mı yapalım görev, ne yapalım? Bir tane daha yapalım hadi. Çabuk çabuk çabuk, çapa at, çapayı at. Aga gene karaya vurdum ya. Abi şu an görseniz, İsmet'in üstüne geliyorlar. Niye bu kadar gay bu şarkı ya? Bunun orijinali yok mu amına koyayım? Hani şeytan meyvesi yok mu bu oyunda? Hani gomu gomu? Ben sana yedireceğim bir şeytan meyvesi. Ömrüm boyunca unutamayacağım. Geisha şeyi alabiliyorum. Geisha'lık sana yakışır. Sen bana gay mi diyorsun? Sakal da alabilirim. Remember, you never saw me. Benim ya. Karaktere sakal oldu acaba. Bakın gerçek parayla ne aldın ya? Benim karakterime niye öyle yakından bakıyorsun abi? Yok canım, bir şey.